Merhabalar değerli izleyenler. Öğle bültenimize hoş geldiniz. Ben Fulya Kalfa. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 8. gününde de devam ediyor. Son olarak bölgeden gelen haberlere göre Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'yi de vurdu. Şimdi konuklarımız olacak. Ben kendilerini takdim edeyim sizlere. Daha sonra bölgeye sıcak bir bağlantı yapacağız. Efendim konuklarımız karşımızda, şimdi ekranda göreceksiniz. Gazeteci Aydar Mirza bizimle beraber. Sayın Mirza merhabalar, hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Merhaba. Aynı zamanda emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kantemir de bizimle birlikte. Sayın Kantemir siz de hoş geldiniz efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz önce sıcak bölgeye gidelim. Çünkü arkadaşımız Enver Kaptanoğlu bizi orada bekliyor. CNN Türk Dış Haberler muhabiri Enver Kaptanoğlu ve kameraman Ahmet Akpolat cephe hattında. Enver beni duyabiliyor musun? Şimdi son olarak Ermeni güçleri Gence'yi vurdu bilgisi geldi bize. Nedir sendeki bilgiler, son duruma dair aktarır mısın? Fulya Kalfa, şu anda CNN Türk olarak Gence'de Ermenistan ordusu tarafından hedef alınan noktadayız. Bakın işte burası şu anda bu şekilde, çok büyük bir hasar var. Gence özellikle Azerbaycan'ın İkinci büyük şehri, 350 bin, çok özür dilerim, 350 bin nüfusun yaşadığı bir nokta. Burası şehir merkezine çok yakın bir noktası, şehrin içi aslında ve işte çok büyük bir roket, 4 roket bu noktaya isabet etti. Bu noktada evler vardı, isabet aldı. Bakın şu anda Ahmet Akpolat size o büyük füzelerin düştüğü yeri, şu anda açtığı oyuğu gösteriyor. Hatta şöyle yapalım Ahmet Akpolat, bunun ne kadar büyük olduğunu göstermek için size şöyle şuraya giriyorum. Bakın neredeyse benim boyumun derinliğinde, oldukça da çapı da çok büyük, tam bu noktaya düştü. Hemen arkamda bulunan binalar, sivillerin yaşadığı evler. İşte bu noktada az önce de Fulya Kalfa, Gence valisinden aldığımız son dakika bilgisine göre bu noktada 2 kişi hayatını kaybetti. Bir tanesi arkamda bulunan evdeydi. Bir tanesi de işte bakın Ahmet Akpolat size bu aracı gösterdi. Araç o sırada buradan geçmekteydi. Aracın sürücüsü o sırada hayatını kaybetti. Yine 16 yaralı var. Buraya isabet eden o füze sonucunda yaralılardan 2 tanesinin çocuk olduğunu belirtmekte fayda var Fulya Kalfa. Buraya Gence bölgesine Ermenistan ordusu 4 füze attı. Füzelerin tabii şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak baktığımızda çok büyük füzelerin kullanıldığı apaçık ortada. Şu anda düştüğü noktaya geliyorsunuz. Evler şu anda tamamen kullanılamaz halde. Bakın orada şu anda bir çalışma yapılıyor. Bir evin isabet alması sonucu oradaki su boruları da patladı. Onu bir yandan buradaki yetkililer kapatmaya çalışıyor. Ama evler kullanılamaz halde. Sadece Gence değil bu arada Fulya Kalfa, bugün özellikle hemen hemen aynı saatlerde Gence, bizim daha önce bulunduğumuz Terter bölgesi ve biraz daha güneyindeki Fuzuli Cebrail hattına da neredeyse eş zamanlı füze atışları yapıldı. Elimizdeki bilgilere göre de işte toplam bu noktalara yapılan saldırılarda, bugün yapılan saldırılarda 22 sivil hayatını kaybetti. 74 kişi de yaralandı. Bu rakamları da Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Twitter adresinden açıkladı. Şu anda biz Gence bölgesindeyiz. Bu bölgeye Ermenistan ordusu tarafından 4 füze atışı yapıldı. O füzeler işte bu noktaya ve bunun hemen arkasında bulunan bir okul var, o noktaya isabet etti. Dediğimiz gibi şu anda 2 kişi bu noktada hayatını kaybetti. 16 yaralı var. Yaralılardan 2'si çocuk. Şu anda Azerbaycan hem güvenlik güçleri hem askeri yetkililer bu noktada güvenlik önlemlerini almaya çalışıyorlar. Tabii bir yandan gazeteciler de
bu noktada gazeteciler de bu noktayı görüntülemeye çalışıyor. Tabii şöyle bir tartışma da var. Fulya Kalfa, onu belirtmekte fayda var. Bu füzelerin nereden atıldığına yönelik. Yani biliyorsunuz Dağlık Karabağ çatışma hattından mı atıldı yoksa Ermenistan topraklarından mı atıldı? Bazı kaynaklar bu füzelerin Gence'yi hedef alan 350 bin nüfuslu Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'yi hedef alan bu füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığını iddia ediyor. Bazı kaynaklar çatışma hattındaki Ermeni mevzilerinden, Ermenistan ordusuna ait mevzilerden atıldığını iddia ediyor. Dediğim gibi iki tartışma var. Bunu da kesinleştirmeye çalışıyoruz. Burası bir kez daha belirteyim. Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri. Tabii çatışma hattından Enver, biz günlerdir özellikle Terter bölgesini görüntülüyoruz. Burası Gence. Enver, şimdi şöyle sorayım. Fulya, duyabiliyorum. Bir cümle söyleyeceğim. Bir saniye. Burası bizim günlerdir bulunduğumuz çatışma hattından 40 kilometre uzaklıkta. Onu söyleyeyim. Seni dinliyorum Fulya Kalfa. Şimdi Enver, aslında 350 bin nüfusu büyük bir alandan bahsediyorsun, Gence'den. Şimdi bu bölgede daha önce yaşayan kişilerin bir tahliyesi gerçekleşmiş miydi? Sığınakları alınmışlar mıydı? Yani nasıl önlemler vardı? Çünkü sivil yerleşim alanlarına bu 4 tane füzenin atıldığını söylüyorsun. Ondan da biraz bahseder misin? Yani şu anda orada olan sivil kişiler hala var mı? Onların tepkileri nedir? Onları aktarır mısın? Tabii şimdi şöyle anlatayım. Burası az önce de belirttiğim gibi çatışma hattından, asıl çatışmaların yaşandığı noktadan 40 kilometre uzaklıkta olduğu için burası biraz daha çatışma hattındaki gibi önlemlerin bulunmadığı bir şehirdi. Dolayısıyla 350 bin kişinin yaşadığı Azerbaycan'ın ikinci büyük şehrinden bahsediyorum. Bu noktalarda insanlar biraz daha daha rahattı. Önlemler biraz daha hafifti. Yani asıl sığınaklara girenler çatışma hattında, özellikle de Terter bölgesinde yaşayanlardı. Şu anda da bu füze saldırısı gerçekleştikten sonra da şehirde aslında yine hala siviller dışarıda. Çok büyük bir şehir burası. Yani bir yandan da hayat devam ediyor şehrin diğer kısımlarında, ama herkesin, senin de belirttiğin gibi, evet, sokakları terk edip sığınaklara kaçtığı bir durum yok. Evet, şu andan itibaren aslında büyük risk oluşturuyor. Buranın çatışma hattına 40 kilometre uzaklıkta olduğunu neden söylüyorum? Çünkü artık bu Gence'nin vurulması askeri anlamda başka bir anlama geliyor. Yani çatışma hattında, evet, Terter bölgesi de sivil yerleşim, sivillerin bulunduğu noktaydı, ama çatışma hattının içinde olduğu bir bölgeydi. Sivil yerleşim yerleri hedef alınıyordu. Şimdi 40 kilometre uzaklıktaki başka bir büyük şehir hedef alınınca bu sefer çatışmanın aslında daha da büyük bir alana yayılma isteği mi var diye yine bir tartışma konusu var burada. Ermenistan ordusunun böyle bir taktiği mi var diye. Bakın şu anda işte görüyorsunuz evin yaşayan sakinleri. Evet, evet, şu anda kullanılamaz halde olan evlerinden alabilecekleri eşyaları almaya çalışıyorlar. Geçmiş olsun. Ev sizin mi? Evde miydiniz o sırada? Burada mıydınız? Ha. Bahçedeydiniz, anladım. Bir dakika, şuradan evin, Ahmet Akpolat, evin içine de girebiliriz sanırım şuradan. Bakın, evlerin çatılarından düşen demir levhalar da burada bulunuyor. Evet, şu anda buradan Ahmet Akpolat, buradan girebiliriz içeri. Evin içine şu anda giriyoruz. Bakın sevgili izleyenler, şu anda bahçesindeyiz, girişindeyiz evin. Şerketi. Şu anda evin içine giriyoruz. Ahmet Akpolat. Bakın şu an evin girişindeki salon kısmındayım. Burası tamamen dağılmış durumda. Kullanılamaz eşyalar yerle bir olmuş durumda. Ama asıl hasar, bakın az önce
de gördüğünüz, pardon ben geçebilir miyim? İşte bu odada, arkadaşlar bir izin verir misiniz? Pardon. Merhaba. Geçmiş olsun. Siz bahçede miydiniz? Bahçedeydim, bahçedeydim. Nasıl? Çok mu büyük patlama oldu? Çok, kulağım hele batırdı. Burada yaralanan var mıydı? Sizden başka birisi var mı? Ben tek idim öyle. Korktunuz. Şimdi eşyalarınızı almaya mı geldiniz? Bahara gideyim, ne gayrak şimdi bir. Günde günde. Anladım. Evet sevgili izleyenler. Bakın artık yani ben de şu anda kelimeleri bulmakta biraz zorlanıyorum. Gerçekten tamamen darmadağın olmuş. Ahmet Akpolat biraz dışarı çıkalım. 3G'miz daha sağlıklı çeksin. Sevgili izleyenler hala evin içini görüntülemeye devam ediyoruz. Bakın evin kapısı şu anda Ahmet Akpolat size gösteriyor. Evet, şu anda evin biraz daha 3G'mizin sağlıklı çekmesi açısından biraz evin bahçesine geldik. Evin bahçesinde de hasar çok büyük. Özellikle çatı kısmında bakın, şuradaki çatlakları göstermek istiyorum size. Füzenin patladığı anda burada neredeyse ev yıkılmanın eşiğine gelmiş. Belki biraz daha şey olsa ev yıkılacaktı, çökecekti. İşte yine şu anda o füzelerin düştükten sonraki izleri görüyorsunuz. Biz yine Ahmet Akpolat sokağa dönelim. O sokakta yayınımızı devam ettirelim. Hem de oradaki sivillere mikrofon tutmaya devam edelim. Bakalım onlar ne diyecek. Gence, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri, şu an sabah saatlerinde Ermenistan ordusunun attığı 4 büyük füze Gence'ye isabet etti. Biz de CNN Türk olarak o noktadayız şu anda. O bölgeyi görüntülüyoruz size. Ahmet. Şöyle mikrofon uzatalım. Burada siviller vardı. Merhaba, siz burada mı yaşıyorsunuz? Biz burada yaşıyoruz. Biraz aşağıda yaşıyoruz da. Füzeler düştüğünde burada mıydınız? Buradaydık. Dehşet. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Gürültüler patladı. Geldik. Çıktı bura. O da neçe nefer rahmete gitti, kaybetmişti hayatını. Neçe nefer de yaralanmıştı. Anladım. Hmm. Evet. Merhaba, siz şu arabanın mı sahibisiniz? Ahmet Akpolat, aracı da görüntüleyelim bir yandan. Bakın, bir burada füzenin düştüğü sırada isabet alan araçlardan bir tanesi var. Onun sahibi yanımızda. Merhaba, isminiz nedir? Surhay. Surhay Bey, siz bu sıra geçiyor muydunuz arabayla? Ben dayanmıştım. Ha, park etmiştiniz arabanızı. Bəli, dayanmıştım, gördüm düştü oraya, beni tulladı ağzın altına. Oraya mı? Ha, arabanın dışında mıydınız? Soldaydım. Ha, oradaydınız, ha. Sizi oraya fırlattı patlama. Beni fırlattı, tuzu ağzın altına pardı. Anladım. Ha, kısamdan biraz da daldım. Bacağınız mı? Bəli, beli. Şu anda iyi misiniz? Şükür Allah'a. Biz eşimle korkmuruq, korkak millet döylük. Onlar faşistler, nimestler. Ermeni milleti, yani onu bilsin ki onların kanını içecek biz. Peki biz bir şey söyleyeceğim. Bacağınız için hastaneye gittiniz mi? Gösterdiniz mi? Gittim. Biraz da anlatır mısınız? Nasıl bir patlama oldu? Çok mu büyüktü? Çok büyüğüydü. Çok büyük. Gördüm. Düz gözümü kavanda tuştu. Ondan sonra beni tulladı 10 metro, 20 metro yüzden. İşte ondan sonra işte bilmedim. Sonra dumanlar mı vardı? Ne duman, oldu? Kara duman kalktı göğe. Aha. Buradan. Faşistler de faşist. Anladım. Biz maşını fikrinizi atsahmirik. Biz vatan sağ olsun. Vatanı istiyoruz. Torpağımızı istiyoruz. Ayrıca istemirik. Tamam. Geçmiş olsun çok. Sağ olun. Sağ olun.
Evet sevgili izleyenler, şu anda Gence'de Ermenistan ordusunun attığı roketlerin isabet ettiği noktadayız. Son olarak bir kez daha belirteyim, bu noktada iki sivil hayatını kaybetti. 16 kişi yaralandı. Yaralananlardan ikisi de çocuktu diyelim. Yine sözü İstanbul'a bırakalım. Enver, kolay gelsin ve sana ve kameraman arkadaşımıza. Tabii oldukça zor bir yayın gerçekleştiriyor CNN Türk ekibi orada. Şak bölgeye dönmek istiyorum. Arkadaşım Enver Kaptanoğlu Gence'de. Enver, beni duyuyorsan yeni izlenimlerini CNN Türk izleyicileriyle paylaşır mısın lütfen? Fulya Kalfa sesin gidip geldi ama anladığım kadarıyla son bilgileri paylaşayım hemen. Elimizde yeni bilgiler de var. 4 füze atıldığını söylemiştim. Yeni bilgilere göre aslında 6 füze atıldı. Bunların ikisi imha edilmiş. Pardon, ikisi patlamamış. 4'ü işte bu yerleşim yerlerine isabet etti. Onlardan o noktadayız biz de şu anda. Bu arada atılan füzelerin balistik füze olduğunu olduğu bilgisini edindik. Yani çok daha uzun menzili olan, çok daha büyük füzeler, yıkıcı etkisi çok daha fazla olan füzeler. Bu balistik füzeler biliyorsunuz ve bunlar Ermenistan ordusu tarafından şu anda Azerbaycan'ın başkent Bakü'den sonraki en büyük şehri, ikinci büyük şehri Gence'deki yerleşim yerlerine, sivil yerleşim yerlerine atıldı. O noktadayız. Kameraman arkadaşım Ahmet Akbolat size burada o füzelerin düşmesi sonucu oluşan hasarı gösteriyor. Burada füzenin düştüğü noktayı bir kez daha gösterelim. İki kişi füzelerin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 16 kişi yaralandı bu saldırıda. Yaralılardan ikisi çocuktu. Son olarak Gence valisinden aldığımız bilgiler bu şekildeydi. Sadece tabii sabah saatlerinde Gence hedef olurken yine çatışma hattındaki bazı noktalar da yine hedef oldu. Biraz da aynı zamanda ben bunları anlatırken şuraya doğru gidelim. Terter bölgesi bizim günlerdir bulunduğumuz ve çatışmaların en sıcak olduğu nokta. Terter bölgesi de yine hedef alındı. Onun güneyindeki yine Fuzuli Cebrail bölgesi de hemen hemen eş zamanlı büyük füze saldırılarına sahne oldu. Enver, beni duyabiliyor musun? Şimdi zor bir yayın gerçekleştiriyorsun biliyorum ama şimdi tabii çok büyük bir korku yaşadı oradaki sivillerde. Yani mümkünse oradaki durumu bize aktarırken bir yandan da eğer müsaitlerse oradaki sivil vatandaşlarla da konuşabilir misin? Mikrofonu uzatabilir misin? Ve tabii diğer yandan da lütfen anlatmana devam et. Kameraman Ahmet Akbolat'ın görüntüleriyle izliyoruz. Dinleyelim seni. Evet, bunu sivillere mikrofonu uzatacağım ama bir yandan da burada füzelerin düştüğü alanı göstermek istiyorum. Yarattığı hasarı göstermek istiyorum bir noktada. Dediğim gibi 3 noktaya, 3 bölgeye, Gence şehrine, Terter çatışma hattına ve Fuzuli Cebrail çatışma hattına düzenlenen saldırılarda toplamda 22 kişi bugün 22 sivil hayatını kaybetti. 74 sivil de yaralandı. Şimdi dediğiniz gibi şöyle bakın, şurada Ahmet Akbolat şöyle gelirsen merhaba, burada mı yaşıyorsunuz? Yok. Yok. Yakın mısınız buraya? Yakınım, hayır. Peki bombaların düştüğünü duydunuz mu? Yok. Evde değil miydiniz o sırada? Onda biz huzur yerindeydik, şehit yerindeydik. Ha, evet. Anladım. Ha. Siz burada mıydınız? Ben öyle ki. Siz burada mıydınız? Bacımın yoldaşı hep burada olmuştu. Aha. Bombanın şümeri de her bir şeyini gördüm. Burada mı yaşıyorsunuz? Ha, biraz, burada, biraz burada. Çok yakında yaşıyorsun. Ha. Nasıl oldu? Biraz anlatır mısınız? Nasıl olmalı oldu ki? Düştü. Havada ile şeyle yaptı. Yani, patlayış olanla. Aha. Bir de gördüm, bir tarafa. Bir de çıktım, kaçtım bir tarafa. Aha. Böyle geldim, şöyle geçtim. Halk geçip durdu. Aha. O sırada sokakta insanlar var mıydı? İnsan çok. Ne yapıyordu? Herkes kaçışıyor muydu? Ne yapıyordu? Şahsi sinirler burada. Aha. Şahsi sinirler. Onun sonra hamının başı karıştı burada.
Anladım. Buraya düştü. Aha. Sonrasında hemen ambulanslar geldi. Ambulanslar geldi. Burada hallar geldi. Aha. Diğer insanlar geldi. Aha. Peki burası Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri, evet. Gence. Evet. 350 bin nüfus var. Evet. Buraya böyle bir saldırı bekliyor muydunuz Ermenistan ordusu tarafından? Değil. Burası çatışma hattından 40 kilometre uzakta. Değil mi? Belki de çok. Belki daha fazla. Ona rağmen hedef alınmış olmasına ne diyorsunuz? Aşılınmaz bir şeydi de. Gözlenilmez bir şeydi. Evet. Bizim devlet tarafını kendini görecek. Aha, tamam. Siz burada mıydınız? Evet, biz buradaydık. Mermi düşen zaman biz sona kadar, son damlamız kanımıza kadar hiçbir kendi vatandaşı teşviş içinde değiliz. Sona kadar, son kanımıza kadar dövüşmeye hazırım. Sana prezidentin dediği kimi Karabağ Azerbaycan'ın da nida. Sona kadar, kanımıza kadar biz dövüşmeye hazırız. Torpaklarımızı azad edeceğiz ve hiçbir burada vatandaşlar teşviş içinde değil. Sona kadar kabak kabaka vuruşacağız. Son damla kanımıza kadar. Anladım. Peki füze düştüğü anları biraz anlatır mısınız bize? Neler oldu burada patlama olunca? Burada patlama olunca bütün din sakinler evlerindeydi. Muharebe olduğu zaman onun için de hiçbir vatandaşlar hiçbir yana geçmemişti. Sesleri eşitildi. Hı hı. 3 defa ses eşitildi. Hı hı. Ve ondan sonra geldik burada yardımcı olduk. Bütün her bir buradaki hamısı, mülkü vatandaşlar da hamısı yardımcıya gelmiş. Yaralananlar arasında çocuklar var. 6 aylık çocuk da var idi, 5 yaşlı çocuk da var idi, aha, yaşlı kadın da var idi. Evet. Erkek kişilerimiz de var idi. Aha. Hepimiz burada onlara yardımcı olduk. Hastaneye çattırdık. Şehit olanlarımız da var. Hı-hı. Allah sabrimizi versin inşallah. Sona kadar Karabağ, aha, Azerbaycan'ındır. Dün Azerbaycan Madagiz'i aldı, birçok noktayı aldı, işgalden kurtardı. Ona karşılık olabilir mi bu? Evet, onlar Madagiz'i aldık. Biz karşılıklı onun neticesinde biz her bir şeyi Ermenistan dinç ahaliye zərbə vurdu. Ancak müharibə zonasında biz sona kadar savaşacağız. Karabağ Azerbaycan'ındır. Cənab Prezident demişken nida. Teşekkür ederiz. Çok Allah sağ olun. Razı olsun. Sevgili izleyenler, biz gene mikrofon uzatmaya devam edelim. Burada bir vatandaşımız var. Merhaba, isminiz nedir? İsmet. Edokonop İsmet. İsmet Bey, siz o anlarda burada mıydınız? Hemen anda biraz geciktim ama artık vaziyeti gördük. Aha. Ben onu demek istedim ki, Azerbaycan halkı artık Karabağ'ın 30 yıl bəsdi. Fransasını, zirini, zibilini gözlediğimiz bəsdi 30 yıl. Karabağ alacak. O şerefsizlere, onların arkasında duran şerefsizler görsün ki Ermeni mülkü ahalini, mülkü vatandaşları, körpe, evde sivilleri körpe, hedef sivil alıp, insanları hedefe alıp burada mahvediblər. Biz onların kanını yerde koymayacağız. Onların kökünü kesene kim onların ahırına kadar gideceğiz. Karabağ bizim de bizim de olacaktı. Nokta. Teşekkür ederim. Siz burada mıydınız? Yakındaydık. Bizim evimiz burada yukarıdaydı. Evet. Onun şiddetiyle patlama nasıl? Bir sarsıntı oldu mu? Oradasa 200 metre yukarıdaydı bizim evimiz. Ha. Orada hissedik biz bunu. Hissettiniz. Eğer indi cephadan, gör neçə kilometre, 40-50 kilometre burada mesafe var Gəncə. Eğer Gəncəni bugün vururlarsa, biz hamımız bugün hazırız, sülhə deyik, razı döyülük, biz sülh istəmirik. Razıyıq, biz her şey özümle güvecedik, könüllü yazılmışam. Axır qanımıza kadar, eğer bunlar bugün Gəncəni vururlarsa, axır qanımıza kadar hazırız ki, bütün torpaqlardan hamısını çıxarda biz sülh istəmirik. Biz heç bir dövlətin de fikri bizə maraqlı da deyil. Fransanın, Amerikanın, onların fikri bizə maraqlı deyil. Biz öz namusumuzu, qeyrətimizi, öz torpağımızı fikirləşirik. Axır qanımıza kadar da hazırız Gəncə zamanda hamısı. Bugünkü günlə də hamımız evlərimizdəyik. Hamımız yerimizde, heç kimdə tərpənmirik, heç tərpənmə fikrimiz de yok. Bu günlərimdə biz hamımız elə gözləyirik ki, çağırırlar bizi biz gedən görürüz. İnşallah ki, az bir müddətdə biz qanımızı, canımızı, torpaqlarımızı alacaq. Biz sülh istəmirik. Millət olaraq sülh istəmirik. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz burada mıydınız? Ben burada deyilim. İndi geldim. Ben sağlardan Göygöl'den geldim. Aha. Duydunuz mu patlamayı? Duydum. Evet. Ama özüm burada yaşıyorum. Evet. Özüm burada yaşıyorum. Burada yaşıyorsunuz ama burada değildiniz o sırada. Burada değildim.
Bunların amacı tək Qarabağ deyil. Bütün Azərbaycanı məhv eləmək istəyirlər bunlar. Gəncəni də işğal eləmək istəyirlər, Bərdəni də işğal eləmək istəyirlər, hətta Bakını da işğal eləmək istəyirlər. İndi biz bütün təkcə Qarabağ yox, Ermənistanı biz məhv eləməliyik. Anladım. Ermənistanı məhv eləməliyik. Bunların amacı tək Azərbaycan da deyil. Türkiyədir. Türk halkını təmiz məhv eləməkdir bunların amacı. Erməninin kökü kəsilməlidir. Erməni xalqı bütün məhv olmalıdır. Nəinki tamam. Ermənistanda, bütün dünyada məhv olmalıdırlar onlar. Tamam. Geçmiş olsun çox. Sizdən, ailənizdən yaralanan var mı burada? Yo. Evinizdə kimsə var mıydı o sırada? Var amma yaralı yoxdur. İyilər değil mi şu anda? Bəli. Çox geçmiş İyidir. Olsun. Sağ olun. Çox geçmiş olsun. Evet sağ sevgili izleyenler, mikrofonu uzatmaya devam ediyoruz. Biraz şu noktaya gidip oradaki... sivillere yine mikrofon uzatalım. Bir yandan Ahmet Akpolat size buranın son durumunu göstermeye devam etsin. Ahmet şöyle gelirsen sevgili izleyenler ben bir kez daha tekrar edeyim. Ermenistan ordusu kısa bir süre önce Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'yi balistik 4 füzeyle hedef aldı. O füzeler işte Gence'de sivillerin yaşadığı noktaya düştü. Burada 2 sivil hayatını kaybetti. 16 kişi yaralandı. Yaralananlardan 2'si çocuk. Bu arada 6 füze atıldığının altını çizelim. 2'sinin patlamadığı bilgisi var elimizde. 4'ü bu sivil yerleşim yerlerine isabet etti. Ahmet Akpolat şöyle gelirsen bir mikrofon uzatalım. Merhaba, burada mı yaşıyorsunuz? Eviniz burada mı? Bu füzeler düştüğünde burada mıydınız peki? Haritası 200 metre aralığında. Çok yakındaydınız, 200 metre ötedeydiniz. Biraz anlatabilir misiniz? Ne oldu? Nasıl patlama oldu? İki dəfə yavaş eləbilərsən patladı. Ondan sonra gördü, bütün uşaqlar çatırıldı. Evdə uşaq zaten görən nədir bu? Mən bu qorxuya düşdüm. Bir de işte iki yüze bura düşürdü. Patladı, geldi ve yararsız qozda taşıyırdı. Sizin evinizde bir yaralanan var mı? Yok, herkes iyi. Tamam. Peki şimdi Gence 40 kilometre uzaklıkta Karabağ çatışma bölgesinden. Ermenistan ordusunun buraya vurmasına ne diyorsunuz? Onlar anda mülki hale güzdü açtı. Bizim herbitçilerle korkuyorlar. Vuruşma. Sivil yerleşim yerlerini vuruyor. Güzdü anca hale açtı. Günlerler var gelsin. Ordumuzun ordusunda. Korkuyorlar onlar. Çekinle. Değilir belki hali kalsa da xeyri yok. Ne şey xeyri yok. Ama bir nefes kimi ordunun arkasında dayanır. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun çok. Sevgili izleyenler yine bu bölgede. Siz de mi bu bölgedeydiniz? O sırada burada mıydınız? Hemen çok yakınındaydım olayın. İşte patlamanı duyunca hemen duyar duymaz hepimiz geldi. İşte buraya. Bu arabadaki yaralıyı ben çıkardım. Daha sonra eve girdik. Oradan da bir tane yaralı çıkardık ama daha sonra tekrar ben giremedim. Çok üstü duman vardı. İşte polisler bizim bu fevkalade hamar var. Onlar geldiler. Yani daha sonra biz çıkıp artık onlar olaya müdahale ettiler. Hemen ambulanslar geldi. Siz de hatta bu yardım çalışmalarına yaradınız buradan. Peki çocuklar var mıydı? Ne durumdaydı buradaki siviller? Yani normal halk kendi yaşamındaydı. İşte sabahleyin oldu biliyorsunuz. Yani işte çocuklar ondan sonra normal sokakta hayat devam ediyordu. İşte böyle bir patlama duyar duymaz hepimiz toplandık buraya. Elimizden geldiği kadar yardımda bulunduk. Sizin bir yakınınızda bir şey oldu mu? Yaralı mı? Benim işte kendi yakınım olmasa da bunlar benim komşularım. Komşularınız. Yani, itibariyle yani ateş işte buraya düştü. Hepimizi yaktı. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz röportaj için. Evet sevgili izleyenler son olarak bir kez daha tekrar edeyim. Sabah saatlerinde Ermenistan ordusu 6 balistik füzeyi bu Gence şehrine attı. Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri 350 bin nüfuslu.
Dördü sivil yerleşim yerlerine isabet etti. İkisi patlamadığı bilgisi var elimizde. Bu saldırı sonucunda bu noktada, füzelerin düştüğü noktada iki sivil hayatını kaybetti. 16 kişi, ikisi çocuk, 16 kişi de yaralandı. Son olarak şunu da ekleyeyim. Yine diğer bölgelerde Terter ve Fuzuli bölgelerine de eş zamanlı düzenlenen saldırılarda, füze saldırılarında toplam bugün 22 sivil hayatını kaybetti. 74 sivil de yaralandı diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Evet, Ahmet Akpolat kameraman arkadaşımız ve Enver Kaptanoğlu Gence'de saldırının düzenlendiği yerdeki son durumu, oradaki yaşayan vatandaşların neler düşündüğünü, o anda neler yaşadığını bize an be an aktardılar.